Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir oyun incelememizde daha beraberiz. Bu seferki oyunumuzun adı Wolfenstein 2 The New Colossus. Şimdi Wolfenstein serisini bilenler bilir. Bana göre 3D oyunlarının atalarından bir tanesidir. Tabii birçok oyun çıkardılar Wolfenstein ile ilgili piyasaya. Bu da en sonuncusu. Oyunu ben bitirdim. Kısaca şimdi gözlemlerimi size sunacağım. Hep beraber oyunumuzun kısa incelemesini gerçekleştireceğiz. Tabii ki oyunda bir iki ufak sürpriz var. Yapımcılar bunu bize yaşatmışlar. Ben de onlardan size bahsedeceğim. Ve şimdi ilk önce şöyle grafiklere bir göz atarak başlayalım. Oyunumuzun burası ana kumanda merkezi sevgili arkadaşlar. Bir denizaltının içerisindeyiz ama öyle böyle bir denizaltı değil. Bayağı büyük bir denizaltı. Nazilere karşı direniş grubunun içerisinde yer alıyoruz. Buradan çeşitli görevler alarak single player modumuzu tamamlıyoruz. Oyun içerisinde şöyle hem de gezeyim biraz. Oyun içerisinde çeşitli generalleri vurduğumuzda bazı kartlar düşürüyorlar. Bu kartları neredeydi hemen onu da size göstereyim. Şurada. Şu Enigma cihazını kullanarak, yukarıda yazıyor zaten, şu haritadaki bölgeleri açtırtabiliyoruz. Single player modunu bitirdikten sonra da oyunu biraz daha oynamamız açısından yapımcılar burada çeşitli suikast görevleri düzenlemişler. Buradan da o suikast görevlerini arzu ederseniz gerçekleştirebilirsiniz. Görüldüğü gibi çevre modellemeleri çok detaylı, çok özenilerek hazırlanmış. Işıklar da çok güzel aydınlatıyor etrafı ve gerçekçilik hissini arttırıyor. Yani gördüğünüz gibi borular öyle iş olsun diye değil de gerçekten döşenmiş mekana gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı bir işçilik var oyunumuzda. Bunu söyleyebilirim. Şimdi zaten oyunun oynanışına geçeceğiz ama ondan önce ben size o sürprizden de bahsetmek istiyorum. Şöyle hem de denizaltıyı görmüş oluruz. Burada çeşitli bölümler var. İşte silah mühimmat bölümü var, laboratuvar var, işte eğitim alanı var gibi 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 birçok mekan denizaltının içerisinde yer alıyor. Evet, şimdi de kantine gidip oradan da kafeteryaya çıkacağız. Ama gördüğünüz gibi modellemeler gerçekten üst seviye. Ben klavye mouse kombinasyonunu tercih ediyorum. Evet, kafeteryaya geldik. Şimdi yıllar yıllar evvel Wolfenstein'in ilk oyununu ben PC'nin DOS ortamında oynamıştım. O zaman çocuktuk tabii. Gerçekten zor gelmişti bana ama ona rağmen sabah akşam deliler gibi oynayıp bitirmiştim oyunu. Şimdi ise inanın beni çok heyecanlandırdı. Yapımcılar o oyunu almışlar ve son Wolfenstein oyunun içerisine entegre etmişler. Nasıl etmişler? İşte böyle çok güzel bir nostaljik arcade makinesinin içine entegre ederek bize sunmuşlar. Şimdi ben hemen oyuna gireceğim. İlk Wolfenstein oyunu nasılmış bilmeyen arkadaşlar için de göstermek istiyorum. Evet. Şunu da belirteyim. Oyunumuzun menüsü ve grafikleri ve oynanışı birebir o dönemle aynı. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hemen yeni oyun diyeyim. Burada da hemen belirteyim, şu sağ taraftaki sarı kafa ve mavi göz karakterimizin, o dönemdeki karakterimizin, bu son oyunda kullandığımız karakteri çok benzetmişler. Yani bu kadar olur diyeceğim. O nostaljiyi de bu son oyunda bize yaşatmışlar. Yani şöyle anlatayım, son oyundaki karakteri bu şu anda sağ tarafta görünen karakterin kafasına benzetmişler. Yüz siması olarak öyle söyleyeyim. Evet, zorluk derecesini seçiyoruz ve oyunumuz başladı. İşte ataların atası Wolfenstein oyunumuz karşımızda.
O dönemlerdeki birebir oyun aynen oyun içerisinde bize sunulmuş. Yine akıcı bir oyun. Bu arada klavyemin tuş sesleri mikrofona gelirse şimdiden özür dilerim. Bu seferlik biraz yakın oldular. Gördüğünüz gibi gerçekten hızlı ve akıcı bir oyun. İlk Wolfenstein olmasına rağmen. Arkadaşlar oyunu o kadar oynadım ki o dönem halen aklımda yani yerler. Oyunda bazı gizli mekanlar var. Onları bile hatırlıyorum. O derece yani. Mesela bir tanesi şuradaydı. Silah ve mühimmat olması lazım. Evet. Yani deliler gibi oynardık bu oyunu. Öyle söyleyebilirim. Bu oyunda da giderek level'lar zorlaşıyor. Düşmanlar farklılaşıyor. Silah mühimmatınızı da gerçekten yeri geldiğinde çok böyle ne derler iktisatlı kullanmanız gerekecek. Yani Wolfenstein'in ilk oyununda bile bu özelliklere dikkat edilmiş. Bunu fazla uzatmayacağım. Size göstermek amaçlı hem de nostalji yaşamak amaçlı şöyle bir açtım. Ve ilk Wolfenstein oyununda böylelikle görmüş olduk. Şimdi oyundan çıkalım arkadaşlar. Tekrar son oyunumuza döndük. Oyunun içinde oyun oynuyoruz. Bu da güzel bir şey. Şimdi tekrar kumanda merkezine gidip haritadan bir görev seçerek oyununda oynanışına bir göz atalım. Bu arada iyi bir kulaklığınız varsa ses efektleri de gayet başarılı. Sizi bu konuda tatmin edeceğini düşünüyorum. Gerçekten mekan tasarımları çok hoşuma gitti. Buraları da şöyle göstereyim size. Farklı farklı kameralar var. Çeşitli araştırmaların yapıldığı bir laboratuvar var. Evet, şöyle tekrardan ana kumandaya gelelim. Buradan bir tane bölümü seçelim. Buradaki bölümleri dediğim gibi sonradan açtırıyorsunuz. Biz bunlardan bir tanesini şimdilik seçelim. Evet, şimdi oyunumuza başlayalım. Bu denizaltıdan helikopterle görev bölgesine uçuyoruz. Orada oyunumuza başlayacağız. Oyun içerisinde, bunu da belirteyim hemen, çeşitli silah geliştirmeleri, karakterimizin geliştirmelerini ufak da olsa yapabiliyoruz. Yapımcılar buna izin vermişler. Bu da güzel bir şey. Fakat tek bir eksik gözüme çarptı. O da düşmanların çeşitliliği az geldi arkadaşlar. İlk başlarda güzel, biraz gelişiyor, farklı farklı karakterler, düşmanlar karşınıza çıkıyor. Fakat sonradan hep aynı düşmanların gelmesi açıkçası beni biraz sıktı. Yani oyunumuzun tek eksiğinin bu olduğunu söyleyebilirim size. Fakat verdiğiniz paraya değer mi? Ben indirimden almanızı tavsiye ederim. Çeşitli promosyonları takip edip oyunu indirimden alırsanız benim için daha iyi olur. O şekilde size de böyle bir öneri sunmuş olayım. Şimdi oyuna başladık. Şimdi hızlı hızlı size göstereceğim. Şunları silahlar. Öncelikle tabancadan klasik olarak başlıyoruz. FPS'lerin klasik tarzıdır. Tabanca. Sonra işte hafif makineli. Ağır makineli. Şöyle bir silahımız var. Pompalının gelişmişi diyebilirim. Seri pompalı. Ateş topu atan bir silahımız var.
böyle yine bomba atar bir tabanca şeklinde silahımız mevcut. Silahları arkadaşlar çift elde kullanabiliyoruz. İsterseniz aynı silahı böyle alabiliyorsunuz. İsterseniz bir elinizde farklı silah, bir elinizde farklı silah kullanabilirsiniz. Şimdilik ben böyle yapacağım. Bir elimde hafif makineli, diğer elimde ağır makineli ile oyuna başlıyorum. Şöyle bir oynayayım, hem de etrafı izleyin, hem de oynanışı görmüş olun arkadaşlar. Işık efektleri şu anda volümetrik olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten ortamın hissiyatını üst seviyede veriyorlar diyebilirim. Gördüğünüz gibi alev efektleri de gayet başarılı. Karakterin yanından hızlıca geçelim. Hayır 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 hayır. İşte şu böyle şu tip generalleri vursanız şu kartı aldığınızda Enigma'nın üzerinde kullanabiliyorsunuz çeşitli bölgeleri açtırmak için. J tuşuyla da gittiğiniz bölgeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Herhalde şöyle yine devam edeceğiz. Evet, silahı değişelim. Şu anda pek kalmadı. Çift el kullanalım. Şunlar biraz zor. Uğraşılıyor bunlarla. Şöyle. Bunların arkasında gaz tüpleri var. Onları direkt vurursanız da patlatabiliyorsunuz karakteri hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar, oyunun bu kısa incelemesiydi. Uzun oynanış videolarını kanalıma atmaya çalışacağım zaman buldukça. Dediğim gibi Wolfenstein, bu sırada da öldük. Son sözlerimi söyleyeyim. Wolfenstein kendine yakışır bir final yapmış. Bundan sonra ne gelir gelmez bilmiyorum ama oynamanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir FPS tarzında aksiyon oyunu bize sunmuş yapımcılar. Evet arkadaşlar, destek olmak için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Herkese bol oyunlu günler, eğlenceli dakikalar diliyorum. Hoşça kalın.